Dik yük etkisiyle oluşan eğilme ve kaymayı inceleyeceğiz. Daha önceki derste sadece eğilmeyi incelemiştik. O da bir moment neticesinde oluyor idi. Eğilme momenti neticesinde oluyordu. Ama demiştik ki eğilmeye sebep olan sadece moment değil, aynı zamanda dik yükler de eğilmeye sebep olur dedik. Fakat dik yük eğilmeye sebep olurken beraberinde kaymada meydana getirir demiştik. İşte bugünkü dersimizde de dik yüklere bakacağız. Bir kiriş üzerine uygulanan, enine uygulanan yüklere dik yük diyoruz. Şu anda 488 pound olarak gözüken yük dik yüktür. O ve diğer tarafta hesaplanan yükler de reaksiyon kuvvetleridir. Onlar da ayrıca dik yük gibi değerlendirilebilir. Dik yük beraberinde bu kirişte hem eğme meydana getirirken aynı zamanda kayma da meydana getirmektedir. İşte bugünkü dersimizde biz bu kaymayı inceleyeceğiz. Eğilme kısmını geçen dersimizde görmüştük. Eğilme momentini kullanaraktan gerilme hesaplamıştık. Yine burada eğilme momenti oluşuyor ama bugünkü dersimizde sadece kayma gerilmesini hesaplayacağız. Bir kirişe doğrudan bakarak diye doğrudan dik yükleri okuyarak kirişlerin en yüksek kayma yükü 480 pound'tur diyemeyiz. Kirişin böylece boylu boyunca reaksiyonun tipine göre değişen bir husustur. Kiriş boyunca nasıl dağıldığı işte şu diyagram vasıtasıyla bulunmaktadır. Biz bu diyagrama kayma gerilmesi diyagramı diyoruz. Benzer şekilde eğilme momenti de diyagramda kullanılarak eğilme momenti bulunmaktadır. İlgilendiğimiz şey maksimum ise burada 366 pound olarak bulunmuştur. Moment grafiğine bakılarak da 1098 pound inç olarak bulunabiliyor. Biz bu diyagramları çizerek anca yapı üzerine gelen maksimum kesme kuvvetinin değeri ve yeri, eğilme momentinin maksimum olduğu değeri ve yeri bulabiliriz. Kısaca kesme kuvveti, eğilme momenti diyagramları nasıl çizilir? Bunu bir örnek üzerinde anlatalım. Bu göstereceğim yöntem, pratik yöntem. Bunun haricinde singularite yöntemi dediğimiz yöntem var. Başka yöntemler de var. Diyelim ki elimizde böyle bir kiriş var. Yükleme tarzı yaylı bir yük. Ama yine de bu bir dik yük. Yapacağımız ilk iş serbest cisim diyagramını çizmek ve reaksiyon kuvvetlerini bulmaktır. Kirişin A ve B noktalarındaki mesnet reaksiyonlarını gösteriyoruz. Dışarıdaki Q yaylı yükünü gösteriyoruz. Denge denklemlerini yazıyoruz. Denklemleri çözdükten sonra A ve B noktalarındaki reaksiyon kuvvetlerini buluyoruz. Daha sonra kesme kuvveti ve kiriş boyunu gösteren bir eksen takımı çiziyoruz. Mütakibinde A noktasına gelen reaksiyon kuvvetini yönüyle birlikte hemen kesme kuvvetine taşıyarak başlıyoruz. Dik yükler kesme kuvveti diyagramında bir atlama meydana getirir. Daha sonra kirişin üzerine gelen yüke bakıyoruz. Yük sabit ve aşağı yönlü. Ok yönü aşağı olduğu için negatif diyoruz. Yükün değeri de sabit. Şöyle bir düşünüyoruz. Eğer yük negatif ve sabit ise kesme kuvvetinin eğimi negatif ve sabit bir şekle sahip olmalı dedik. Hemen hatırlayalım. Sabit eğimli bir grafik bu şekilde olabilir. Negatifse de şu şekilde olabilir. Dikkat edin, eğim sabit. Buralarda fonksiyon sabit değil. Eğim kelimesine özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğimi sabit olan ve negatif olan grafik özellikle şudur. Bakın, kırmızı renkli olarak sıfır eğim, pozitif eğim ve negatif eğim kullanılmıştır. Negatif ve sabit eğim için bir çizgiyi şu şekilde çiziyoruz.
Biz başlangıçtan B noktasına kadar bu etki devam ettiği için A'dan B'ye kadar bu eğim çizgisini çiziyoruz. Ve sonra B noktasında da yine bir atlama yükü mevcut olduğu için onu da tam B noktasında gösteriyoruz. Biz bu şekilde pratik olarak kesme kuvvetini çizmiş oluyoruz. Eğilme momentine geçelim. Eğilme momenti kiriş boyu eksen takımını oluşturalım. Hemen bir üstteki kesme kuvvetine bakalım. Orada kaç tane bölge oluşmuşsa eksenin yukarıda olanına artı aşağısındaysa eksi diyelim. Ve yine bu bölgedeki yükün okun yönü pozitif artı işaretli ve fonksiyonun değeri de mutlak değerce azalıyor. Pozitif bölgede azalan bir fonksiyon ise MX grafiğinin eğimi pozitif ve azalan olmalıdır. Şimdi hemen bakalım pozitif ve azalan bir eğim şu şekildedir arkadaşlar. Kırmızı çizgilere dikkat edelim. En aşağıdan x değeri arttıkça görüyoruz ki eğim değeri azalmaktadır. Ama hep pozitif yöndedir. Eğim hep pozitiftir. O zaman pozitif bir eğim için bu şekilde bir şekil çizmemiz gerekmektedir. Benzer şekilde ikinci bölgeye bakıyoruz. İkinci bölgede diyoruz ki yük negatiftir. Fonksiyonsa mutlak değerce artmaktadır. Hani değeri eksi ama mutlak değer olarak bakıyoruz. Artışta. Negatif ve artan bir yük, negatif ve artan bir eğime bakalım. Bakın o eğim bu şekildedir. Negatif ve artan eğim şeklinde bu şekilde çiziyoruz. Dikkat edersek nihayetinde kesme kuvveti, eğilme momenti diyagramlarını çizmiş olduk. Bu suretle kesit üzerinde nereye maksimum, nereye minimum kesme kuvveti geliyor, moment geliyor onu tespit etmiş oluyoruz. Bu formülleri de teyit etmiş oluyoruz bu vesileyle. Kesme kuvvetinin türevi yayıl yüke eşit veya yayıl yükün integrali kesme kuvvetini veriyor. Yani yayıl yük neyse onun bir derece fazlası kesme kuvvetidir. Benzer şekilde de kesme kuvvetinin derecesi neyse momenti de onun bir derece fazlasına sahip olacaktır. Eğer yayıl yük sabit ise kesme kuvveti birinci derece lineer olmalıdır. Eğer kesme kuvveti lineer ise eğilme momenti de parabolik olmalıdır ikinci derece yani. Bakın bir başka örnek üzerinde çözecek olursak burada da yayılı yükümüz var fakat artan ve azalan şekilde üçgensel. Birinci bölgeye bakalım. Ok yönü negatif ve fonksiyonumuz artan. Mutlak değerce artıyor. O zaman eğim negatif ve artan olmalıdır. Negatif ve artan bir eğim şu şekildeydi. İkinci bölgeye bakalım. Okun yönü negatif ama fonksiyon mutlak değerce azalan x doğrultusunda ilerledikçe mutlak değerce azaldığını görüyoruz. Bu durumda negatif azalan kelimelerini odaklanalım. VM diyagramının eğimi negatif ve azalan olmalıdır. Negatif azalan eğim de budur. Şimdi de eğilme momenti grafiğine geçelim. Bunun için de kesme kuvveti bölgelerine bakalım benzer şekilde. Burası artı işaret, burası eksi. Artı kısımda pozitif ve azalan bir değer varsa eğilme momenti pozitif azalan eğimli bir moment, negatif artan bir bölge, negatif artan bir eğimli bir şekil oluşturmaktadır. Biz bunları nerede kullanıyoruz? İşte birazdan formüllerini vereceğimiz kayma gerilmesini hesaplarken yapıya gelecek tik yükün yerini tespit etmek ve değerini tespit etmek için buluyoruz. Benzer şekilde maksimum eğilme momentinin yerini tespit etmek amacıyla bu grafikleri çizmiş olduk. Bir dik yük ile moment arasındaki farkı izah edelim. Yapıya dik yük geldiğinde bu dik yük aslında kirişi şu şekilde kitap yaprakları gibi her bir yapraklar arasında bir kayma meydana getirmektedir. Yani şu şekilde bir dikey yük yapraklar arasında yatay bir kayma meydana getirmektedir. İşte biz bu dik yük nedeniyle hesaplayacağımız kayma gerilmesi aslında bu yatay doğrultuda her bir yaprak arasında meydana gelecek
birbirine sürtme şeklinde ortaya çıkacak bir gerilme şeklindedir. Bu kayma gerilmesini aslında makaslama şeklinde olan kayma gerilmesiyle karıştırmayalım. Bakın burada kirişin ucunda bir dik yük var fakat illa da kiriş ucunda olmak zorunda değil, ortalarda da olabilirdi. Ama en nihayetinde bu dik yük yapıda kayma meydana getirir, kaymaya meyil ettirir. Momentli bir uygulama yapmış olsaydık bundan farkı nedir? Momentli halde yapının tamamı büküldüğü için, yapının tamamı aynı anda büküldüğü için birbirine göre relatif bir hareket yok. Dolayısıyla yapıda sadece basma ve çekme gerilmeler oluşmaktadır. Kayma gerilmesi oluşmamaktadır. Dik yükle moment arasındaki temel fark budur. Bir ahşabı düşünelim. Şekilde olduğu gibi ahşabı sabitleyip ucundan şu şekilde bir kuvvet uyguladığımızda kuvvet uyguladığımız yönde bir kırılma değil, tam dik yatay yönde bir açılma meydana gelmiş. Yani ahşabın lifleri birbirine sürtmüş ve bu şekilde bir hasar meydana gelmiştir. Buradan size vurgulamak istediğim şey bu dik yükü uyguladığımızda yatay yönde bir kayma gerilmesi meydana gelmektedir. Peki bu nasıl hesaplanmaktadır? 6-6 denkleminde to ortalama VQ bölü IT ile hesaplanıyor. İşte V dediğimiz kesme kuvvetindeki diyelim ki kirişin kesme diyagramına bakıyoruz. Kirişin tam orta noktası ise mesela orada gördüğümüzde de bir kayma gerilmesi oluşmuyor çünkü V sıfır. Bu örnek için düşünürsek bakın kirişin ya bir ucu ya diğer ucundadır maksimum. Q'ya bakarsak bu da birinci alan momentidir. O da kesit çarpı A değeridir. I dediğimiz kesin alan atalet momenti. T dediğimiz de kesitin genişlik değeridir. Örneklerle izah edeceğiz. Q'da bir püf nokta var, ona dikkat edelim. Q formülü bakın 6-8'de verilmiş. Alan çarpı y mesafesidir. Bu y mesafesi alanın ağırlık merkezinin kiriş kesitinin orta noktası, nötr eksenine olan uzaklığıdır. Ama birkaç püf nokta var burada. Buna dikkat edelim. İnceleyeceğimiz nokta diyelim ki kirişin kesiti şu şekilde bir kesit. İlla dikdörtgen, daire gibi bir şekil değil. Bu şeklin tam ortasından x eksenini geçiriyoruz diyelim. Bu bir kesit olduğunu unutmayın. Biz bu kirişin kesitinin içerisinde bir herhangi A noktasını baz alırsak alanımız kirişin en üst yüzeyinden bu A noktasına kadar olan bütün kısımdır. Ha, buradan da anlıyoruz ki kayma gerilmesi kiriş kesiti boyunca değişmektedir. Ve alana bağlı olduğu için o A noktasından bir çizgi çiziyoruz. Onun tüm üstünde kalan bütün bölgeyi alan olarak tarayıyoruz. Orayı alıyoruz. Eğer bu nokta C noktası gibi kesin altında ise bu sefer bu C noktasının altında kalan tüm alanı tarıyoruz. İşte hesaplamada kullanacağımız alan değerleri bunlardır. İkinci olarak bu alanın ağırlık merkezinin konumunu bulmamız gerekmektedir. Bu ağırlık merkezi ile x ekseni arasındaki mesafeyi buluyoruz. Biz buna da y tilde diyoruz. Üstte de olsa, altta da olsa bu alanın ağırlık merkezini bulup x eksenine olan ağırlık merkezinin koordinatını buluyoruz. Daha sonra da Q'yu hesaplayacağız. Q hesaplama formülümüz de 6, 8 formülü. Alan çarpı koordinat Q'yu veriyor. Eğer kiriş kesitimiz dikdörtgensel bir kesit ise o zaman pratik olarak formül 3V bölü 2A olarak bir pratik formül var. Fakat bu maksimum değeri veriyor. Ona dikkat edelim. Yani maksimum değeri de tam orta noktasında kestin. Yani kestin dışlarında da sıfır oluyor. Çünkü alan sıfır, Q sıfır. Bakın alan değeri ne kadar artarsa
A noktası x ekseninin ne kadar yaklaşırsa alan o kadar artar. Alan o kadar arttığı için de Q'nun değeri o kadar büyük çıkacaktır. Bu nedenden dolayı bu kayma değeri x ekseninde maksimum değere ulaşacaktır. Tam o noktadaki yani maksimum noktayı da pratik olarak şu formülle bulabiliriz. Bir örnek yapalım. Kesit I şeklinde olan bir kiriş verilmiş olsun. Bu kirişin boyu da toplam 1 metre ve bir ucundan basit mesnet, diğer ucundan kayar mesnetle mesnetlenmiş. Üzerine de 1,5 kilonewtonluk iki tane tekil yük yüklenmiştir. Sol taraftan 0,4 metre, sağ taraftan 0,4 metre mesafelerde yükleme yapılmıştır. Ancak bu I kesitin bir bütün I kesit değil. Ortasındaki parça ile üst parçalar birbirine yapıştırılmıştır. Şuradaki joint A, joint B dediğimiz yerlerden her bir parçanın genişliği de 20 mm olarak verilmiş. Yani yapıştırma alanının genişliği de 20 mm'ymiş. Boylu boyunca da 1 metre. Bu kesin hazır atalet momenti de verilmiş. 8,63 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre üzeri 4 şeklinde verilmiş. Enen şeklinde bir kesit gösterilmiş. Bu kesitteki kayma gerilmeleri tespit etmemiz isteniyor. Yapıştırma yerlerine gelen gerilmeler soruluyor. Bu yapıştırma dayanır mı, dayanmaz mı onu hesaplamamız isteniyor. Öncelikle yapacağımız iş denge denklemini yazmak. Serbest sim diyagramını çizip denge denklemini yazıyoruz. A, B noktalarındaki reaksiyon kuvvetlerini buluyoruz. Ve burada pratikman bir x, y, e, y ekseni çizip kesme kuvvetini hesaplayalım öncelikle. Bakın hemen sağ taraftan sol taraftan 1,5 kilonewton devam ettik. 1,5 aşağı indik. Sonra 1,5 kilonewton yukarı çıktık. Ve bu şekilde kesme kuvveti diyagramını böyle çizdik. Dikkat ederseniz enen kesiti şu şekilde buraya denk geliyor. Burada da 1,5 kilonewtonluk bir yük geldiğini tespit etmiş olduk. Şimdi VQ bölü IT formülünü kullanarak kayma gerilmesini hesaplayacağız. Ancak burada Q değerini hesaplamamız lazım. Bakın burada yapıştırma yerlerine gelen gerilme soruluyor idi. Bu nedenle dikkat edersek yapıştırma yerinin üstünün tamamı tüm alan oluyor. Bu alanın da ağırlık merkezi tam ortası oluyor. Dolayısıyla y tilde değerini de hesaplıyoruz. Alan ile y'yi çarparak da Q'yu bulmuş oluyoruz. Dediğimiz kesitin alan atalet momenti soruda verilmiş idi. Ve T ise kesitin genişliği. Dikkat ederseniz şöyle bir genişlik var. Yapıştırma kesitinin genişliği. Dikkat ederseniz şu kısım. Bakın şurası Q değeri biraz önce bulduğumuz. Şurası atalet momenti. Şurası da kesitimizin T değeri. Yapıştırma bağlantımızın genişliği. Bu büyük kesiti almıyoruz. Çünkü yapıştırıcının sürüldüğü kesit burası. Bu değeri yerine koyduğumuzda 725 kilopaskal olarak gerilme değerini bulmuş oluyoruz. Alt tarafta da yapıştırma bağlantı olduğu için alt tarafta da bir hesap yapacağız aynı şekilde. Yapıştırılan kısmın altında kalan tüm alanı kırmızı şekilde işaretliyoruz. O alanı burada olduğu gibi hesaplıyoruz. Sonra bu alanın ağırlık merkezinin x ekseni, tarafsız ekseni olan uzaklığını hesaplıyoruz. X'ini çarparaktan da Q'yu 70 10 üzeri eksi 6 metreküp olarak buluyoruz. Ve hala enen kesitinde 1,5 kilonewton, Q değeri 70 10 üzeri eksi 6 metreküp. I kesitinin atalet momenti değiştirmiyor. T yine yapıştırıcının genişliği o da değişmiyor. Hesapladığımızda 608 kilopaskal olarak gerilme değerini buluyoruz.